Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu son maçında salı günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşılaşacak. Bu zorlu karşılaşma Kopenhag'daki Parken Stadı'nda saat 23'te başlayacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Daniel Orsato yönetecek. Karşılaşma öncesi Galatasaray Şampiyonlar Ligi A grubunda 5 puanla 3. sırada yer alıyor. Kopenhag ise 5 puanda bulunuyor fakat averaj farkıyla grupta 2. sırada yer alıyor. Gaziantep Futbol Kulübü Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor'u konuk etti. Trabzonspor'a 3-1 yenilen Gaziantep Futbol Kulübü'nün ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Süper Lig'deki son galibiyetini Alanyaspor'u 3-0 yenerek elde eden Kırmızı Siyahlı ekip, bu karşılaşmadan sonra oynadığı 3 maçtan puan alamadı. Trabzonspor karşısında bu sezon ligdeki 10. yenilgisini yaşayan Gaziantep Futbol Kulübü 15 puanla düşme hattına yaklaştı. Ligde yediği 25 golle kalesinde en çok gol gören takımlardan biri olan Güneydoğu temsilcisi rakip fileleri ise 15 kez sarsmayı başardı. Ligde beraberliği olmayan tek takım konumunda bulunan Gaziantep Futbol Kulübü, ligin 16. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk. Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. İstanbulspor'la Corendon Alanyaspor Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Konuk takımı 3 puanı getiren golü penaltıdan Novais kaydetti. Bu sonuçla Alanyaspor Süper Lig'de puanını 14 yaparak 18. sırada yer aldı. İstanbulspor ise ligin dibine adeta demir atmış durumda. Sarı siyahlı ekip ligde 8 puanla son sırada yer alıyor. Kadınlar 2. Lig D grubunda mücadele eden Erzurum ASP Spor Kulübü kadın handbol takımı konuk ettiği Ardeşen Spor Kulübü karşılaşmasından hakemin hatalı kararlar verdiğini iddia ederek sahadan çekildi. Gökçe'de kızlar artık diyor ki çıkın diyor. Erzurum ASP Spor Kulübü kadın handbol takımı sezonun son maçında Ardeşen Spor Kulübü'nü konuk etti. Aziziye Spor Salonu'nda başlayan karşılaşmada her iki takım da galibiyet için sahaya çıktı. Karşılaşmanın ilk dakikasında başlayan yanlış hakem kararları her iki takımı da huzursuz etti. İlk yarı arasında takım antrenörleri ve taraftarlar hakemlere yanlış kararları nedeniyle tepki gösterdi. Mücadelede ikinci yarıda hatalı kararlarını sürdüren hakemlere Erzurum ASP Spor Kulübü kadın handbol takımı sessiz kalmadı ve sahadan çekilmek zorunda kaldı. Hiçbir şey yok. Göğüs göğüse mücadele ve 2 dakika veriyor. Erzurum ekibinin hatalı kararlar nedeniyle sahadan çekilmesiyle karşılaşma tamamlanamadı. Hakemlerin yanlış kararlar verdiğini iddia ederek sahaya dönmeyen Erzurum ekibi, federasyona hakemler hakkında soruşturma başlatması için talepte bulundu.